Tavşan. Okay. Hazır mısın bebeğim? Ready? Let's go. A B K C E A Go H Little red wagon painted blue. Bugün bir klasik pazar günü yaşayacağız. Baran dün Almanya'dan döndü. Nasıl geçti Baran? İyiydi, süperdi ya. Almanya'nın neresine gittiniz? Hamburg. Hamburg. Güzel şehir. Ha? Kaliteli şehir. Öyle temiz. Mi? Temiz. Temiz değil mi? Temiz, kaliteli, güzel. Aileye iyice girdin, kaynaştın. Evet. Oradaki aileyle tanıştın. Evet. Bu arada bilmeyenler varsa Mizgin'le Almanya'da ablasının yanına gittiler. Nişan vardı değil mi? Mizgin yeğeni miydi, kuzeni miydi? Yeah. Yeğeni sanırım. O kuzenin yeğeni. Şey adın o uzaktan. Uzaktan ama baya benziyorlar yani. Uzaktan değil ya. Yakın bir şeye. Dıdısının dıdısı değil. İşte biri. Nasıl geçti nişan falan? İyiydi. Sadece söze gittik ya. Nişan... Ha, söz isteme nişan oldu. Nişan dündü. Gidemedik. Aha, dün de çıktınız. Niye bir gün ekstra kalmadınız ki? Onu biraz saçma yapmışsınız. Nasıl bilmiyordunuz? Bir dakika, bir şey öğrendim. Sünnet için gittiniz. Sünnet cancel oldu, söz oldu. Duydunuz mu? Aslında sünnet varmış diye sünnet için gittiler ama sünnet iptal olduğu için söz varmış, söze kalmışlar. Dün de nişan varmış. Bu yüzden de nişanı kaçırmış oldular. Çünkü yani nişan için gitmemişlerdi. Ama en azından bir tür etkinliğe katılmış oldular bu arada. Günaydın Arya kızı. Aryem hala pijamalarla. You're so cute. An kremiyle oynuyor. Dayı seni öşedi. Akşam bizi uyutmuyor. Sonra sabah da böyle burada 1,5 saat uyudu. Şimdi yeni uyandı. Günaydın derin. Günaydın. Anne ne yapıyorsun? Günaydın. De arkadaşlarına günaydın de tüm dünyaya. Bu sabah evi getirdikleri durum, hal bu. Kim derdi ki bu oda sabah kırıl kırıldı? Tabii ki inanmazsınız. Niye inanasınız? Ben bu durumda görsem ben de inanmazdım. Ama maalesef ki ne gerçek, doğru. O yüzden pazar günleri biliyorsunuz Derin'in buradaki hep ikiden bir Derin diyorum ama Derin ve Arya. Çünkü Arya da artık çok dağıtıyor. Arya'nın bir huyu var. Oyuncakları sürekli olduğu yerden böyle atmak istiyor. Akay da öyleydi. Arya da öyle. Şimdi çocukların pazar günleri genelde böyle haftada bir olmasa da işte 2 haftada bir. Genelde haftada bir. Çok dağıldıysa haftada bir. Düzenlemeye çalışıyorum. Çünkü en sevmediğim şey bir oyuncağın parçasının eksik olması. Hiç sevmiyorum yani, yapamadığım bir şey. O yüzden onları şimdi düzenleyeceğim. Yukarı Derin odasını düzenleyeceğim. Ama tabii ki sizin için çekmeyeceğim. Çünkü daha böyle sohbetli, işte insanlarla olan videolar bence daha hoş. Temizlik dışında. Yani temizlik herkes evde yapıyor. Neden bir insan izlesin ki? Şimdi size öncesini ve sonrasını göstereceğim. Öncesi bu durum. Bunlar zaten hepsi yerde. Salon tamam. Bir süpüreceğim. Ondan sonra tamam olacak. Burayı size göstereyim. Bu dolaba normalde böyle günlük her zaman oynayabilecekleri şeyleri koyuyorum. Az. Derin için işte araba ve araba garajı. Arya içinse bunlar. Ve yeni şunu çıkardım. Dün bunu çıkardım. Derin'in de arka evdeydi. Bunu çıkardım. Ondan sonra da işte biraz kitap. Sadece bu günlük böyle. Burada. Bunlar da hepsi yine yukarı çıkacak. Şu vardı, Akay bunu çok seviyor. Bayağıdır oynuyor hep bununla sürekli. Bir de Play-Doh'lar. Son 2 haftadır bayağı Play-Doh oynuyor. Ondan sonra burada da yumurta kutuları vardı. Son hepsini şimdi yukarı götürüp ve yukarıdaki odayı toplayacağım. O biraz daha uzun zamanımı alacak. Burası şimdi 5 dakika aldı ama yukarısı bir herhalde 20-30 dakikamı alır diye düşünüyorum. Çünkü daha dağınık bir durumda. Ama bu iyi bir şey çünkü demek ki bayağı oynamışlar ki dağılmış. Temiz değil yani. Biz hazırlandık. Ben saçımı öyle yaptım ya. Baran diyor ki ne oldu, düğünüm var diyor.
kadar ki alışkın değil çocuk. Saçımı bugün dalgalı yaptım ama dedim ya size pek beceremiyorum diye. Bayağı bir düğün dalgası oldu yani şu an. Uzun değil ya. Yengem bile bize çok yakın, komşu gibi düşünün. Hava sıcak olsa yürüyerek bile gidilebiliyor. O yüzden hava da bayağı rüzgarlı ama neyse gidelim işte. Kahve içmeye gidiyoruz arkadaşlar. Gidelim. Orada kalabalık güzel oluyor böyle pazar günü. Bizde de eskiden böyle pazar günü böyle herkes evde olurdu. İşte hep birlikte kahvaltı yapılırdı. Ondan sonra güzeldi yani. Pazar günlerini çok seviyorduk. Ama ne zaman ki babamlar bu dükkana geçti artık bir pazar günümüzün bir anlamı kalmadı yani. Hem muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Bir arada oluyoruz yani. Çünkü şu an bizim evde kimse yok. Annem, babam ikisi dükkanda. Serhat çalışıyor. Baran şu an evde ama büyük bir ihtimalle Miskin'le buluşacaklar. O da yarın işe başlayacağı için biraz evde dinlenebilir bilmiyorum ama ben sıkılıyorum. Evde yapacak bir şey de yok. Temizliğimizi falan her şeyimizi yaptık. Yani dinlenebilirdim. Ama sanırım dinlenmeyi sevmiyorum. Yani böyle boş oturmayı sevmiyorum. Ablam gel pankek yapayım diye. Sonra ben gittim telefonuma baktım sen aramışsın. Annesi de aldı. Peki anne ben de inanmıyorum diyor. Yine pankek. Yine evet. Ben yine pankek. Evet. Bunu derin yesin. Amerika. Evet. Güzel ama sen her zaman güzel yapıyorsun pankeklerini. Okay, let's take this one. Benimkiler öyle olmuyor nedense. Eski bu mayalıydı, öbürler maya gibi. Belki de. İşte ben maya koymuyorum benimkine. Ona ne diyorlar? Şunu. Yeah, belki acayip. I don't want this crap bottle. Şunu çıkart Ecem. Ne habersiniz? Kahvaltı başlanmış, bitirilmiş. Biz biraz geciktik. Geciktiniz ama yerim. O yüzden tabii ki yengem canım saçımı beğendi. Give me this one. Hem siz mi güzel olacaksınız? Yani bugün bakımsızız. Evet, bugün pazar günü değil mi yani? Geç uyanıldı, ya işte kahvaltı. Yüzümü yıkamadım ama. Yapacak bir şey. Bazen olacak böyle ama, şeyler. Misafir geldi. Dayımla annemin büyük dayısı, en büyük dayısı burada. Yengemle birlikte oturuyorlar. Biz biraz bir şeyler yiyelim. Ondan sonra anne kızı uyudu. Onu şey götürdüm, yatağa koydum. İşte bu yüzden gelmeyi seviyorum. Çünkü derin bayağı seviyor teyzelerini, şımarıyor. Teyzeleri ilgileniyor. Bak bir tane teyze de orada. Kızlar şimdi hazırlanıp Poplar'a gidecekler. Boklör. Hangi yöreyi yapıyorsunuz? Daha geçen hafta başladık. Daha bir şey yok. Gerçek. Yeah. Söylemedim mi şunu yapacağız diye. Sadece başladık ama onlar her zaman her şeyi ama geçen hafta koyuyorlar anneme kızıyor. Ha karma. Yeah. Geçen hafta tamam. You cleaned it. Well done. She put Darren's name. Çekemedim. Karma bir şeyler. Kızıyor da tatil. Bakayım ben var mıyım? Yeah. Ay inanmıyorum. No. Ben orada şey telefonla vlog çekiyordum çünkü kameram tam gitmeden önce kırılmıştı. Ama şey derine bakın. Derin çok tatlı ve ben orada 2 aylık hamileyim. Yeni hamileyim. Da kızlar. Oo Dilan'a baksana ama. Dilan'ın böyle şey güzelliği var. Türkan Şoray. Hem ben hem esmerlik hem yapı. Diş yok. İzgi ve Ecem. Misafirler gitti. Biz de hala oturuyoruz. Oluş dinleniyor. Ayakuzu yürüme çabalarında. And my finger, one point finger. Arabi yürüyordu. Bir de geri geri yürüyor artık. Öne gidebildin de Arya. Kız. Gidiyor artık. İlk emeklemeye başladıklarında arkaya giderler ya sonra öne. Arya da öyle yapıyor. Gel 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 Arya. 1 2 3 3 defa yaptı. Hadi Arya, hadi Arya 1 2 3. Derin biraz geri çekil. Derin biraz geri dur. Oğlum geri bas. Şu havada
hala tekrar için eski denir. Bilmiyorsanız söyleyeyim. Yağmur yağıyor ve ben böyle terliklerdeyim. Çok güzel. Kapıyı açmadım. Ot daha da güzel. Suların mı bitti yenge? Bu su değil. Biliyorum biliyorum. Soda. Elmalı soda. Elmalı soda ikizler seviyorum. Bir normalde 2,5 lira 1,5 liraya düşmüş. Bu arada alışverişe geldik. Burası sanki kıyamet günüymüş gibi. Bayağı bir kalabalık pazar günü çünkü. Normalde girip olanı alıyor. Half price. 8 lira. 8 liradan 4 lira almış. Yenge 8 liradan 4 lira. Evet. İyi. Niye sen o adamdan almıyor musun? Alıyorum ama kalmadı. Kalmadı. Adamın telefonunu kaybettim. Ha. Şunlar da güzel. Bolognese, hazır domates sosları, makarnalar için. Yengem taze fasulye yapacak bugün. Bunlar ben alayım. Bunlar kaç tanesi? 3 tanesi 4 lira. He. Patates koyacaksın mı öyle sade yapacaksın? E tamam. Yeter olur. Ben de değişmişim. He. Yeter yeter. Ya ben çocuklar yemiyor, ben de yemiyorum. Yok, yenge. Hepsi yiyor. Bak yenge bunlarda herhangi bir 3 tane alırsan evet. Şey. Bilim ama 4 lira. En güzeli bunu almak. Hı. Daha avantajlı. He, alta bak tarihi daha şey olan. Bunların hepsi 8 lira. Tamam. 10 yıl, 10 olsun daha iyi. Bunlar saplar sağlar, çocuklar sevmiyor. İşte saplara ağır oluyor, ağır ya da yiyemiyor. Benim taze brokoli almam lazım ama. Biraz da brokoli alalım. Evet, bunlar organik değil. Evet. Bunlara... Ama o bir pırt, senin aldığın... Üç tanesi 4 lira, fazla 1 lira fark koymayacak. 3 tane alırsan. 3. 4.20. He. He. Ben bundan alayım. Aynen ya. Doğru. Gramajı nasıl? 225 ona kadar. Bu da 200. 200. Bu daha iyi. Bu daha avantajlı organik olan. Gerçekten de öyle. Organik olan daha avantajlı. Bak. Doğru. Ve renginden de öyle. Bir de tadı da güzel. Organik brokoli kalmamış. Yok. Bazen de var dizmiyorlar hemen anında. Aa evet benim de soğan almam gerekiyordu. Yenge benim de soğan almam gerekiyor. O soğanı bırak, gel bu organik soğanları bir denesen. Var. Bak bu şey kırmızı olan organik. Bu şey. Bunu bir dene. Bak bu 1.25. 750 gram. İçine bak. Ha tamam. Bana 2 tane abi. 2 tane mi? Tamam. Gidelim. Bize bir tane yetiyor. Bu ne kadar? Bu da 85 peni. 1 kilo. Biraz pahalı ama tadı güzel. Aslında biraz da acele ediyoruz. O yüzden hemen çabucak almak istediğim için ışığı ayarlayamadım doğru düzgün. Meyvelerime bakıyorum. Meyve pek yok gibi. Yengem elmasını alıyor. Aynen. Şimdi bunu organik olan zembiri ve kırmızı seviyorum. Sadece kırmızı olan var, yeşil yok. Çünkü ben her şeyi kişilere göre alıyorum. Ben damak tadı neyse bunu alayım. Aynen ben de çocuklar ne yiyorsa ben de ona göre alıyorum. Mesela o zaman Dilan'ı hiç tanımıyorum. En çok ikizler ne? Ama ikizler de çünkü kendine bakıyor, spor yapıyor, beslenmelerine dikkat ediyor. Tabii ki olmazsa olmaz tatlı patatesten bir tane alacağım. Ben de artık çok sevmeye başladım tatlı patatesi. Hem sağlıklı hem de tadı çok güzel. Tatlı yani. He. Ben seviyorum. Tatlı patates. Fırında seviyorum. He. Böyle tatlı şeker gibi. He. Güzel oluyor. Hem de daha sağlıklı diğer patatesten. Okey. İçe biraz da kaşar çok güzel oluyor. Kaşarı her türlü yerim. Her türlü gömerim. Bu mesela hazır. Biraz hazır. Onun çünkü tam hazır olması 2-3 gün daha sürüyor. Ondan sonra salatalık. Hangi sosa? Salata sosu. Hangisi o? Bakayım ben de deneyeyim.
Bak bu değil ama bu çok güzel. O neyle? Ha. Sana bir tane aldık, hoş güzel getti gene alacağım. Ama bayağı yenge orada kırmızı şeyi görüyorum. Bayağı kilolu bu. Kilo yapıyor. Sen sıkıntı değil diyebilirsin. Senin için no problem. Çikürüyü alacağım. O ne? Çikürüyü de ama Türkçesi ne de bilmiyorum ama bu benim kolesterolümü. Bu ne be? Ben bunu yaparım. Bu ne? Neyle yapıyorsun? Hiç öyle sade. Sade yiyorsun. Bu güzel. Yani bunu diyette uygulamam lazım. Sadece yeşil i̇şte. Kaldım baksana. Ha. Yengem salı günü müydü yenge? Evet. Koloni hiç beceremiyorum ismini söylemeyi. Bağırsaklarına. Evet. Ben dilimde dönmüyorum. Kolondoskopi öyle bir şey. Doskopi şey için annemden de atladım. O da midesine baktırmıştı. Doskopi diye geçiyor. Yengem de bağırsaklarına bakacak ama 5 gün öncesinden yapması gereken bir diyet uygulaması var. Ona göre bir şeyler alıyor. Bu tatlı olan değil mi? Evet, bu neydi? Turp muydu? Evet. Tatlı kırmızı turp. Pancar. Ha pancar, kırmızı tatlı pancar bu. Geçen ben şey olanını aldım. Bunu da aldım. Da ama güzel. Şey sert. Aha, sert. Çocuklar yemedi doğru düzgün. Bunu yerler. Bu hazır yapılmış. Evet, sen tek alayım, ben çift alayım. Senin aile büyük yenge. Bizde benim aldıklarım sadece çocuklar yiyor. Ara sıra ben yiyorum. Başka kimse yemiyor. Yemeğe koymadığım sürece kimse yemiyor. Geldik alışverişten. Acayip yağmur yedik. Ben şimdi bunu giydim kızların. Çünkü bayağı yağmur yedim ve hasta olmak istemiyorum. Çünkü hasta olunca siz de bırakacaksınız. Ezgi neden otelliklerdi dışarı çıkındı. Bayağı bir rüzgar, yağmur. Bu önümüzdeki iki hafta burada acayip bir rüzgar bekleniyor zaten. Yengemin aldığı birkaç alışveriş. Ondan sonra yengemin kendisine hazırlamış olduğu ıspanaklı salata. Öyle mi diyeyim? Ispanak, marul, bir de daha koyacaklar var. Ekranda çok güzel görünüyor ama ışık da vurmuşlar üstüne. Ondan sonra biraz meyve, taze fasulye bugün yemekte var. Yıkadın, ben yıkamadım. Ya şey, dorama böyle. Onlar bu şekil. Bak rengi nasıl yeşil değil mi? Koyu yeşil. Böyle ki erken olsun diye. Ezgi sen niye geç oluyor? Hı hı. Rengi güzel. Yengemin farklı teknikleri. Ama işte bizimkiler biraz farklı. Farklı doğrandı mı yemiyorlar Ezgi. Aynı fasulye. Özellikle kim? Dayım. İkizler. Ha. Değil mi? Bizi böyle alıştırdı. Ondan sonra kim elma yiyor? Ben. Biraz elma çocuklara da keselim o zaman. Ben de eskiden yeşil yeşil elma yiyordum ama şimdi öyle mi dersin? Aynen. Şimdi kırmızı elmayı çok seviyorum. Normalde yeşil elma diyorlar güzelleştiriyor. Şimdi İngilizlerin bir lafı var. Günde bir elma yersen hasta olmuyormuşsun. Biz okuldayken dediler ki buradaki en çok yenilen meyve elma. Evet. Eat an apple a day to keep away. Keep the doctor away. Eat an apple a day to keep the doctor away. Yeah, aynen öyle. Normalde elma vermeye çok korkarlar anneler ama ben çok ince kestiğim için şöyle göstereyim. Şöyle kestiğim için görmüyorum. Ben sanki yenge hasta olacağım ha. Sana söyledim. Boğazımdan belli. Tamam da bu havada. Yenge ben evden nasıl çıktığımı biliyor muyum sanki? Ben bir yengenin, hışımla... Yengeni kaçırma bak. Yengen yerindedi. İşte ama... Bir an önce çocuklara dedim al koyayım. Benim şarjım yok. Hangi şarj? Telefonu? Benim telefonumun şarjı yok. Şimdi sanki bir şeyim eksik gibi geliyor bana. Eskide telefon mu vardı eski? Ya yoktu işte ama alıştık bir kere ne yapalım. Gerçekten çok kötü bir alışkanlık. Çok kötü bir bağımlı. Ben fırsat buldum kendi crash oynuyorum. Yani ben onu da yapmıyorum aslında ama arada bir böyle açıp kapatmak bile bilmiyorum. Bazen var yenge açıyorum, boş ekrana bakıp tekrar kapatıyorum. Ya Facebook'a da fazla girmek istedim. Facebook'a kim giriyor ki yengeye? Şimdi niye biliyor musun? Çok farklı şeyler paylaşılıyor. Böyle insan kendi kötü hissediyor. İnsan üzülüyor. Üzülüyorsun yani.
Yengem farklı bir sos aldı. O sosla güzel. Caesar salad. Aslında bakalım içinde ne var. Nerede? Gelin mi? Yerine mi? Dolaba koydum eski. Peki iki tane varmış zaten. Bir tanesi bitmek üzere, bir tanesi yarım. Hmm, demek sen bayağı bir tüketmişsin bunu. Rich and smooth with parmigiano gluten free. Neyse, biz anlayacağımız dilden. Dressing made with egg yolk. Ha, yenge. Bu yumurtanın sarısı ve parmigiano reggiano peyniri varmış içinde. E peynirde her şey güzel olacağına göre tadına bakarız birazdan. Coconut iki tane. İkizler için alındı. Smoothie'ler için. Ne? Coconut'lara. Yenge sen bu celery'i neyle yiyorsun? Onu limon. Ha, öyle sade yiyorsun. Ha. Ben bir ara derini aldım, çok sert geldi, çiğneyemedi. Bir daha da almadım. Kendim de sevmedim acı diye. Acı değil eski. Biraz acı. Mesela şu Hasan çikolini merak ediyordun. Çikolinin Türkçesi nedir? Ben bilmiyorum ama bakarım internetten. Ama onun tenge tadı var eski. Bildiğin sakız. No, sakız değil. Ben şimdi tanımadığım şeyleri yiyemem ha. Bana tattırma. Eski evet. Güzel. Ama o marul gibi. Ha. Küçük marul. Biraz sadece acımsı bir şey tadı var. Evet. Tenger yemiş miydin? Hiç yemedim. Ben de sevmez. Yenge bir tane var ha. Çok küçük var. Ben öyle onu tüm yiyemem. Bu marul gibi ama biraz acı marul oluyor çok güzel. Ya. Onun gibi tadına var. Ama bu ben çok sorumlu. Düşünmeden yiyip gidiyor. Ama kısır acı ıslanır. Evet acı. Güzel değil. Güzel diye gidiyor yani. Marulun acı versiyonu. Resmen marulun acı versiyonu. Yani yesen de olur, yemesen de olur. Doğru yenge, marulun resmen acı versiyonu. Ama bunu çok faydalı olur. Bir bak internette. Çok. Alışveriş listeme ekleyeceğim buna. Yani yenir limon aslında. Limon sıkınca daha güzel oluyor. Hmm. No. Biraz limonlayınca güzel oluyor. Türkçesi hindi baymış. Masamız hazır. Biraz yoğurt, biraz salata. Biraz tuz, karabiber, sos, tabaklarımız. Ondan sonracığıma... Yenge kapattın değil mi bunun altını? Taze fasulyemiz. Tavuklu yaptı yengem çünkü ikizler tavuk yemek istedi. Bayağı buharlandı. Ondan sonra bulgur pilavımız. Yengem yoğurt da yapıyor aynı zamanda. Yenge sen normalde sanki yemekten önce bir Türk kahvesi içerdin. Hey, Rozan'ı bekledin. Evet, Rozan'ı bekledik. Rozan geliyor. Büyük bir ihtimalle çıktı mı? He, buradan geliyor. O zaman o da birazdan burada olur. Ya biraz yoruldum. Ya da yapalım kahveni içecek. Ben Rozan'ı bekledim. Valla ben şimdi içersem midem bulanır. Niye? Aç bana. Hmm. Aslında yenge diyete başlamam lazım da başlayamıyorum bir türlü ya. Ben ne zaman bu kadar yemek yemeyi çok sevdim? Yenge ben... Sen gençliğimi hatırlarsın yenge. Size, gel biraz bahsedelim. Size 6 mıydı 8 miydi eski? Senin elbiselerini bir ara ben giyiyordum. Yenge ben ne zaman bu ara böyle yemeği sever oldum? Evlendikten sonra. Çocuklar doğduktan sonra. Ne vakit inlaki? Hani çocuğu emzireceğim dedin, boğazında bir şey esirgemedin. Hamileyken her şeyden yemek istedin. Buydu yani. Ondan önce de zayıftın. Size 6, 8. Ezgi hatırlıyor musun? Biraz sen pantolonlarını ben giyiyordum. Size. Ama ben o zaman 48. 8. Türkiye'de ne oluyor? 26-28. 34 oluyor. 36. 36 mı oluyor? Hı-hı. Çünkü 38 size 10'du. O zaman 36. Evet, bedendim. Aha! Hani bir yazar mıydı? Ben hamile olduğumu, ikiz olarak hamile olduğumu bilmiyordum. Ben hastanedeyken bir rüya gördüm ki bir çingene, yani eskide köyde çingeneler dolaşırdı, bilmiyorum bilen var mı yok mu? Biri bana kızlama diyor, kaynanama diyor ki ne diyor, senin diyor, gelinin de hamiledir diyor, karnı da Hasan Hüseyin, kaynanama da diyor, ben bilmiyorum ki ikizler de hamileyim. Kaynanama böyle bakın diyorum, alınmasın diye diyorum. Bir dedemin adıdır, bir sağlamın dedesinin adıdır diyorum. Yenge de bir şey olmaz yani. Ondan sonra kadın gün geldi dedi seni skana koymam lazım dedi. Ama ben tabii ki ikizleri aldırmak istedim dedi. Skan yapacağız, ultrason yapacağız ki ona göre ki ikizlere ikiz oldum bilmiyorum dedi. Çocuğu aldıracağız. Skana koydu.
Ha sen aldırmak için gittin. Abi, aldırmak için. Yok zaten rahatsızdım. Ha. Anne oldu. Rahatsızdım. Hani dedim Türkiye'ye gider geliriz ondan sonra. Yani üçüncü çocuğu düşünürüz. Skana koydu kadın. Ben zannediyoruz ki araba var, bir şey var. Şimdi Dayla böyle heyecanlı bir şekilde bekliyoruz. Sonra kadınız. Aa dedi, iki tane bir şey görüyorum. Ama bana twins diyor. Twins'in İngilizcesi ikiz olduğunu bilmiyorum. Sonra kadına dedim ki ne? Yani bir şey mi var? Sonra bana böyle baktı. Yo dedi, sadece sende iki tane bebek var. Ben böyle şok oldum. Ayy. Nasıl böyle iki tane bebek olur? Sadece dayın tuttu dedi, yok dedi. Eğer ki dedi, şeyse. Hani bir de ben rüya görmüştüm. Dedi. Kadın diyor ki, senin gelin karnı Hasan Hüseyin'dir diyor. Artık onun üzerine dedi. Ama baksana iki tane olacağını demek ki kadın, he, rüya, sen rüyana geldi değil mi? Sen demek ki hissetmişsin. He. İşte ben rüya gördüm ama Hasan Hüseyin olmadı. Oh my god. İki tane oldu. İki tane ama rüyana nasıl ayan oldu, evet, sana? Bu sefer aynı zamanda dayın da rüya görmüştü ki yani ben iki erkek yatağımdadır. Ooo yani tersi oldu. Dayı sen ne yaptın ya? Resmen pancake'in yani nasıl anlatayım ki? Pancake'le şey yiyor ya. Neydi adı? Pancar yiyor ya. Oh my god. O şeker, o da şeker. Oh, oh my god. Ne şey, bir şey varsa bizde var. Nasıl, tadı güzel mi? Sen de lahmacun için baklava gibi yaptın. Lokum. Ay yanlış insanı korkuttum. Geri zekalı. Şu mesele. Kapıyı kapat, soğuk geliyor. Nasıl geçti iş? Çok sıkıcı. Sabahtan beri oradasın ha. Masamız hazır. Haydi herkes, yemek hazır. Yemek hazır. Can we sit together, please, like Mummy and Aria? Like Mummy and Aria, together. Oh, so you want Teza to be standing? Yeah. Teza ayakta mı kalsın? Rosa, dün bana kaçış diyor. Beraber oturabilir miyiz? Yok, yok. But Sharon is caring. No. Sit on her lap. There is going to be a big one now. Look, everyone. Look how pretty it is now. Can you make it smell here? Smell it? How it smell? Smell it. 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 It's going to bite my finger. Which one is going to bite your finger? Lacos. Hello. It's a crocodile. Rosen, touch it. Look. Look. Okay. No. Don't take it. Bekle. Biraz yakınlar sonra uzaklar. Hadi gel kızım, gelsin. Hadi gel. Ha. Hadi Arya, gel. Arya, gel. Dur sen yap. İyidir. Hadi. Bir, iki. İsmail dayı, Elmas dayı. Kamera oynuyor. Sabah gittik. Akşam oldu, anca gelebildik. İşin komik tarafı, ben Ozan'a diyorum ki işte sanıyorum 6:30 diyorum, artık biz de 7'de kalkarız. Anca işte eve geldi, hazırlan falan, çocukları uyuturum. Ondan sonra o da sesini çıkarmıyor. Allah, telefonu bir elim aldım. Saat 7:40. Duvardaki saate bakıyorum. 7:40. Rozan'a dedim. Rozan dedim, saat 8'e mi geliyor? Dedi evet. Sonra dedim, niye bana söylemiyorsun? Dedi işte ben de bozuntuya vermedim dedi, çocuklarla biraz daha zaman geçireyim diye. Öyle keyifli bir gün geçirdik. Çocuklar da bayağı eğlenceliydi yani onlar için. Şu mutfağa gidiyorum. Eve bir şey yapıyorum böyle, evde ne var ne yok diye. Serhat yukarıda FIFA oynuyor. Tipik erkek modeli. Öyle. Onlar yıkandılar, uyudular. Saat de 9 oldu.
çikolatamız gelmiş Almanyalardan. Büyük bir ihtimalle şey göndermiştir, Mizgin'in ablası. Teşekkür ediyoruz, izliyorsa bizi. Ondan sonra annem yoğurdunu mayalamış. Şöyle küçük bir update vereyim size. Evde de kimse yok. Annem babam bugün pazar olduğu için ikisi yoğun bir şekilde tüm gündür dükkanda. Böyle mutfak temiz. Tabii evde kimse olmayınca her taraf temiz oluyor. Ben de bu videoyu burada sonlandıracağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bay bay.